Esenlikler. Değerli arkadaşlar. Bir videoda daha birlikteyiz. Biliyorsunuz yarın 8 Mart Kadınlar Günü. Daha doğrusu işte çalışan kadınlar, emekçi kadınlar günü. Şimdi burada bunu yıllardır yapılıyor. Ben öyle bir şey yapmayacağım. Yani 8 Mart işte Amerika'da falan yerde işte tekstil fabrikasında çalışan işçiler şöyle olmuşlar, böyle olmuşlar. 16 saati 8 saate düşürmek için mücadele etmişler. Ve orada zayiat vermişler. Kadınlar mücadele esnasında öldürülmüşler. Bunları detayını anlatmaktansa kadınlarımız gerçekten bugün hangi konumda? Hala kapitalist sistem tarafından ucuz emek gücü olarak sömürülüyorlar mı? Doğal afetlerde, depremlerde, sel baskınlarında, kuraklıklarda en çok etkilenen kadınlar mıdır? Savaşlarda en çok etkilenen kadınlar mıdır? Sokak ortasında gücüne dayanarak eski eşleri tarafından veyahut eşleri tarafından baba veya ağabey tarafından dövülen, baskı gören kadınlar. Ya da eve kapatılmak isteyen, erkek baskısına maruz kalan, kara çarşafa büründürülmek istenen kadınlarımız neler yapmalıdır? Önemli olan bu. Şimdi arkadaşlar videoyu bakın fazla şey yapmadan sizlere bir haber göstermek istiyorum. Bu haberi duymayan insan kalmamıştır. Yani internette bulunan insanlar bu haberlerle irkilmişlerdir diye düşünüyorum. Bakın şurada bir cani görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şu elindeki üç hilale de bir bakın. Bu çok önemli. Neden önemli onu biraz sonra söyleyeceğim. Aydın'da yalnız yaşayan 92 yaşındaki hanım Pınarlı'nın evinin kapısını dün saat 22 sıralarında açık halde bulan komşuları içeri girdiklerinde eşyalarının dağınık olduğunu gördü. Odaları kontrol ettiklerinde ise yaşlı kadını yerde yatar halde buldu. Evet, ihbar üzerine eve gelen sağlık ve polis ekipleri Pınarlı'nın boğularak öldürüldüğünü belirledi. Şimdi haberin detayı bu şekilde devam ediyor. Değerli insanlar, toplum öyle bir toplum oldu ki bu dönemde bilhassa AKP iktidarı döneminde bu tür kadına yönelik şiddet defalarca ve defalarca onlarca kat yükseldi. Bir başka haber de verdikten sonra tekrar konuşmamıza devam edelim arkadaşlar. Bakın burada da videoya bakmaya benim özüm bay vermedi, bilmiyorum yani. Sadece haber okumak istiyorum. Samsun'da sokak ortasında bir kadına öldüresiye şiddet sosyal medyada infial uyandırdı. Eski eşi tarafından öldürülesiye dövülen kadın hastaneye kaldırıldı. Adalet Bakanı Gül failin gözaltına alındığını açıkladı. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ise soruşturmanın tetiklikle yürütüldüğünü duyurdu. Aile ve Sosyal Planlar Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk davaya müdahil olacaklarını açıkladı. Günaydın. Günaydın. Davaya müdahil olacaklarını açıkladı. Daha öncelerde bazı şeyler söylemişti, biliyorsunuz bu aileden sorumlu bu Sayın Bakan. Evet, böyle devam ediyor. Sokak ortasında eski eşi arkadaşlar, eski eşi. Eski eşi. Düşünebiliyor musunuz? Nasıl bir ahlak yapısına sahibiz? Nasıl bir toplum oluyoruz? Toplumu oluşturan bireylerdir arkadaşlar. Bireyler nasıl eğitilirse sağlıklı ve ahlaklı eğitilirse o toplum sağlıklı olur, ahlaklı olur. İnsanlar arasındaki ilişkiler düzgün olur. Ama maalesef ve maalesef bizde yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey.
Kadınlarımız başında da saydığım gibi bu tür şiddete, erkek şiddetine, adaletsizliğe, hukuksuzluğa, dini gericiliğe ve ülkücü yobazlığa karşı mücadele etmek zorundadır. Sessiz kaldıkları sürece bu tür eylemler, olaylar hiç eksik olmayacaktır. Şimdi bazıları şuradan diyecekler ki birkaç müfred olaylarla bütün camiayı sorgulayamazsın diyebilirler. Ama tarihsel sürece baktığımız zaman bu tür olaylar genellikle gasp, cinayet, alıkoyma, soygun, darp, adam kaçırma gibi olaylar genellikle ülkücü dediğimiz bu camianın içerisinden yeşerip çıkıyor. Bakın, eğer bir parti mafya lideriyle iyi ilişkiler içerisindeyse, bu tür cinayetler işlendiği zaman, bu tür darp, soygun ve saldırılar olduğu zaman, iyi olmuş, güzel olmuş, bizim insanımız bunlar denildiği zaman, bu toplumdaki hastalık bitmez. Bitiremeyiz. Tek bir çaresi var, kadınlarımızın aktif bir şekilde mücadele etmesi. Çünkü bütün saldırılarda ilk önce kadınlarımız perişan olmaktadır. Onlar saldırılara muhatap olmaktadır. Gerek sistemin saldırısı, ekonomik saldırısı, ucuz iş gücü olarak kadın gücünü kullanmak. Diğer taraftan erkek egemen toplum, kadını kendi malı zanneden bir toplum. Buna karşı mücadele edilmeli. Evlatlarını yetiştirirken kadın erkek ayrımı yapmadan yetiştirmelidirler. Yoksa kendi çocukları da yarın bir başka kıza veya kadına işkence edecektir, dayak atacaktır ya da onu gerekli şekilde yaşatmayacaktır. Çok acı bir durum, gerçekten acı bir durum. Bugün İstanbul Sözleşmesi'ni bile çok görüyorlar. 8 Mart yarın. 8 Mart üzerinden yıllar geçti. Ama düzelen bir şey yok. Aynen devam ediyor. Aynen devam ediyor. Çünkü toplum dini verilere göre yetişmektedir. Toplum Vatan Millet Sakarya gibi kuru bir milliyetçilik havası içerisinde bulunmaktadır. Bireyler yetiştirilirken o şekilde yetiştirilmektedir. Onun için sağlıklı toplum olabilmesi için kadınlarımızın çocuklarını, erkek çocuklarını bilhassa topluma iyi ahlaklı birer insan olarak yetiştirerek kazandırmalıdırlar. Bunun her zaman bilincinde olmalıdırlar. Hiçbir zaman için 8 Mart'ı akıllarından çıkartmasınlar. Ülkemizde yaşanan kadın cinayetlerini, kadına olan şiddeti akıllarından çıkartmasınlar çocuklarını yetiştirirlerken. Buralardan kaynaklanıyor. Onları da bir anne yetiştiriyor. Bu canileri de birer anne yetiştiriyor. Elbette ki cemaatlerin, camiaların içerisinde bulundukları camiaların etkinlikleri daha fazladır. İşte onlara karşı da mücadele edilmeli. Hem ırkçılığa karşı hem de dinciliğe karşı yoğun bir şekilde mücadele etmeliyiz ki topluma karışan bireyler ahlaklı, aklı öne çıkaran, adaletli, herkese eşit davranabilen, haksızlığa karşı göğüs geren, mazlumun yanında olan bireyler olarak yetiştirmeliyiz insanlarımızı, çocuklarımızı, evlatlarımızı. Yoksa bu toplum böyle devam eder. Evet, tekrar söylüyorum, 8 Mart bütün kadınlarımızın mücadelesinde aydınlık olsun, onlara yol göstersin. Esen kalın değerli insanlar.